Finans Merkezi'nden herkese merhaba, ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce Merkez Bankası'nın yatırımcılarla yaptığı toplantıyı ve risk göstergelerindeki değişimi aktarmaya çalışacağız sizlere. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte olacak. Ayrıca daha sonrasında Türkiye'de turizm sektörünün 2021 performansını değerlendirmek için TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte olacağız. Programımızın son bölümünde ise Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Onunla da omikron varyantı ve ülkelerin aldığı önlemler üzerine değerlendirme yapacağız. Ayrıca yine bugün itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle TAV ve Fraport'un kazanmış olduğu Antalya Havalimanı ihalesinin detaylarını da kendisiyle değerlendireceğiz. İlk olarak bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var onlara bakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Resmi gazetede yayınlanan kararla Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldığı duyuruldu. Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Bakan Nurettin Nebati, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ettiği ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim töreninde konuşan Lütfi Elvan, borçlanma açısından oldukça başarılı bir yıl geçirdik, mali disiplinden vazgeçmedik dedi. Bakan Nurettin Nebati ise, önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam olacak diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara yapılan sunumda mevcut para politikası duruşunun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerinin görüleceği mesajı verildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz dedi. Kavcıoğlu, ticari krediler büyüme oranının yıllık %8 ile geçmiş yıl ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini de kaydetti. Bu arada Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantının da kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bir önceki hafta 235 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 235 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Kasım'da sona eren haftada 232 milyar dolara geldi. Diğer taraftan yabancı yatırımcı geçtiğimiz hafta 65 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek 5 haftalık net alıcı serisini sonlandırdı. Dünyada gıda fiyatları zirvedeki seyrini sürdürdü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre gıda fiyatları Kasım'da Haziran 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü. Kasım'da fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %27.3 yükseldi. Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Şimdi Bloomberg KT Para Piyasaları Müdürü Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin. Merhabalar. Hızlıca bugünkü risk parametreleri üzerinden bir gidelim istersen. Evet. Açıklamalar var. Bakanlıkta görev değişikliği var. Kurun geldiği yer 13,5 liralara yakın seviyeler şu anda. 13,47'ler civarında dolar TL. 15,30'lara yakın yerlerde euro TL fiyatlaması var. CDS'lerde çok hafif bir gerileme. Evet. 550'lerden 538-540'lara doğru. Ayrıca ufak ufak diğer risk parametrelerinde de bir hareketlenme var. Ama önemli olan zannediyorum TL tarafında dün yaşanan paniğin bugün biraz daha yatışmış olması. Evet, yani volatilitenin azalması en azından, yani dolar kurunu çok ana resim itibariyle bir değişiklik olmasa da en azından o müdahale öncesi %4'lük 5'lik gün içerisinde ya da hatta saatler içerisindeki salınımın olmaması diyenebilir. Özellikle dün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında tabii hem yani 7 sene sonra geldi müdahale ve işte son verilen mesajlardan sonra bekleyenler vardı, beklemeyenler vardı. İlk etkinin ardından piyasada acaba TL likidite tarafında da bir sıkışma söz konusu olabilir mi şeklindeki endişeleriyle beraber özellikle yabancı yatırımcının offshore tarafta bakıldığında kısa vadeli tahvil satarak kendisine likidite yaratma eğilimini gözlemledik. 25'lere 26'lara çıktı kısa vadeli faizler bakıldığı zaman o tarafta. Ama bugün biraz daha hem yatırımcılarla Merkez Bankamızın yaptığı açıklamada verilen güven telkin eden mesajlar ile beraber çok sınırlı olsa bir rahatlama. Hani bunun senin de bahsettiğin gibi hani 550'lerden 530'lu seviyelere işte cross currency bir yıllık swap'ın bakıldığı zaman gene sınırlı bir geri çekilme eğilimi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasaları tarafında bakıldığı zaman da nispeten hani çok konvansiyonelin dışında bir aksiyon alınmayacak şeklindeki mesajın güçlü şekilde yineden en birinci ağızdan yinelenmesinin verdiği kısmi rahatlama var. Ama tabii ki seviyeden bağımsız olarak dolar kurunda belli bir stabilite kavuşması, yani o bizim alışık olduğumuz
15'li 20'li volatilite seviyesi, yani kurun herhangi bir gün içerisinde %1 civarı salınım sergilemesi, onun çok ötesine geçmemesi, birkaç gün en azından bu haftanın devamı, gelecek hafta korunduğu takdirde biraz daha herkesin önünü görmesi ve hece maliyetlerinin azalması adına önemli olacak. Serdar, teşekkür ediyoruz. Sana kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle bu sabaha döneceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapmış olduğu toplantıya, verilen gelen sorulara verdiği yanıtlara bakacağız. Hatırlayalım, toplantıda ne mesajlar çıktı. Sonra Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz ile birlikte değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, 2014'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilen döviz müdahalesi sonrasında kritik toplantıda yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda firmaların yatırım iştahı ve istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere geldiği vurgusu yapıldı. Cari işlemler dengesinin Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdiği belirtilirken, yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiği ifade edildi. Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında, enflasyon gerileceğine değinilen sunumda, ticari krediler büyüme oranının yıllık %8 ile geçmiş yıl ortalamaların oldukça altında seyrettiği de belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Riskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir, dedi. Öte yandan rezervlerin son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdiğini belirten Kavcıoğlu, kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz, diye konuştu. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var diyen Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüksek volatiliteye müdahale edebileceğini vurguladı. Toplantıda 23 Eylül tarihinden bu yana Türk Lirası tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi, daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir, denildi. Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsız olduklarını belirten Kavcıoğlu, Merkez Bankası döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir, dedi. Gelen mesajlar böyleydi. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Birkaç tane önemli mesaj var. Birincisi, elbette yatırımcılarla ilk defa yeni ekonomik politikanın, yeni ekonomi modelinin lansmanının ardından diyelim bir araya geliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla burada verilen mesajları nasıl buldunuz? İlk olarak bunu sorayım. İkincisi, faiz indirimlerine ilişkin ve bunların devamına dair Merkez Bankası'ndan nasıl bir mesaj aldınız? Aslında somut bir soru olduğu için faiz sorusuyla başlayayım. Aldığımız mesaj, sınırlı bir yer kaldı. Bir önceki faiz indirimi 100 bas puan olduğu için 100 bas puan veya daha az, belki 50 bas puan, belki 75 bas puan daha yapıp gelecek senenin ilk yarısında duracağını, bir gözlemleyeceğini o mesajı aldık biz. Yani şu anki politikanın sonuçlarını bir süre görmek istiyorlar. Şu anki politikada cari açık, cari denge çok ön plana çıkıyor. Nitekim orada bir düzelme başladı. O artarak devam edecektir. Önümüzdeki yaz eğer turizm daha canlı geçerse son iki seneye göre, o zaman cari fazla ciddi miktarda artacak. Bu politikanın sonuçlarının enflasyonda da tabii gidişat çok önemli. Önümüzdeki aylarda çok hızlı bir yükseliş olacak. Şu an 20, belki 25-30 mertebesine kadar çıkıp ondan sonra hızlı bir şekilde düşecek mi? Yani 2018'de öyle bir dönem yaşamıştık. Çıkıp da hızlı bir şekilde inerse yılın ikinci yarısında tekrar faiz indirimleri başlayabilir. Çünkü niyet böyle. Bunu her türlü siyasi açıklamadan görüyoruz. Yani faizleri eninde sonunda indirmek istiyorlar ama
yılın ilk yarısındaki duruş mesajı, bunun altının çizilmesi piyasayı bir miktar rahatlatan, en azından böyle dolu düzgün enflasyon düşmeden, hatta enflasyon yükselirken faizi agresif indirme sürecinin sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Peki Mehmet, bir başka önemli konu özellikle döviz tevdiat hesapları ve dolarizasyon. Zannediyorum senin de yönelttiğin soru bu noktada TL'ye geçişin biraz daha özendirilmesi için TL enstrümanları üzerinde yapılabilecek bir takım düzenlemelerden bahsediliyor. Neden bahsediyoruz? Yani bu soruyu ben sordum ve bazı yanlış anlaşılmalar da olmuş olabilir, onu netleştirelim. Ters dolarizasyon yeni başkanın sürekli vurguladığı bir konuydu. Yani dolara geçenlerin TL'ye geçmesi için bir teşvik, bir cazibesi olması lazım. Türk lirası mevduat enflasyonun 5 puan altında, eksi bir reel faiz var. Ona geçiş olmayacağına göre burada sermaye piyasası ürünlerinin iyi bir alternatif olabileceğini ben hem bir soru hem de öneri olarak ilettim. Başkan da bunu buna çok sıcak baktıklarını, bu konuyu geliştirmek istediklerini söyledi. Yani burada nedir? Şöyle basit bir örnek vereyim. Yatırımcı açısından döviz almak çok basit. Yani dolar, euro arasında bir seçim yapması gerekiyor. Ama yatırım fonu almak veya bir BES programına girmek, bunlar biraz teknik ve zor konular. Burada belli başlı varlığı olanlar, portföy şirketlerinden, aracı kurumlardan, bankalardan yatırım danışmanlığı alabiliyor ama aslında büyük nüfus, büyük kesim bu danışmanlığı alamıyor. Dolayısıyla yatırım fonuna, yatırım fonlarının, sermaye piyasası ürünlerinin tabana yayılması için, ki bu olursa bunun ters dolarizasyona ciddi bir katkısı olacağını ben altını çizdim. Bunun tabana yayılması için bütün Türkiye'de adeta bir mali müşavirlik gibi, yani bugün Anadolu'da her kasabada mali müşavir görebilirsiniz veya noter görebilirsiniz. Bunları örnek olarak veriyorum ki somutlaşsın. Türkiye'de yatırım danışmanlığının, bağımsız yatırım danışmanlığının bu şekilde yaygınlaşması durumunda vatandaş açısından yatırım seçenekleri mevduat ve döviz olmaktan çıkacak. Hisse senedi, yatırım fonu, BES, emeklilik programları, bunlar da tasarruf pastasından aldığı pay artacaktır ve bu da ekonomi açısından, herkes açısından bir kazan kazandır. Peki, ben bunu o zaman ben şunu sorayım. Elbette bunların yaygınlaşması bizim uzun erimli bütün amacımız, yıllarımızı sermaye piyasası araçlarının, fonların gelişimi için aktardık, harcadık falan. Fakat bugünkü toplantıdan çıktıktan sonra sen bir portföy yöneticisi, bir fon şirketinin yöneticisi olarak, fon yöneten bir şirketin yöneticisi olarak kendi yönettiğin fonlarda neyi nasıl yapmaya karar verdin? Herhangi bir değişiklik yapmaya karar verdin mi mesela? Bizim portföylerimizde faiz azalıyor, hisse senedi ve döviz artıyor. Bu yatırımcı tercihlerini de biraz yansıtıyor. Şöyle bir tercih, yani faiz tekrar düşecek, faiz komponentini giderek azaltıyoruz. Hisse senedi ve onu dengeleyen döviz portföylerde artıyor. Ama döviz de belli bir noktaya geldi. Yani TL'nin reel değeri olarak baktığımız zaman TL dünyadaki en ucuz para birimi haline geldi. Dolayısıyla buradan hala döviz almak mantıklı bir yatırım gibi gelmiyor. Dolayısıyla burada hisse senedini arttırma seçeneği kalıyor ki hisse senedi de çok ucuz. Yani ben sosyal medyada paylaşıyorum. Fiyat kazanç oranı olarak gelişmekte olan ülkeler arasında en ucuz borsa haline geldik. Bugün bizim fiyat kazanç oranımız 6. Hindistan'ınki 24. Yani bizim 4 katımız değerde işlem görüyor Hindistan borsası. Bu iki ucu örnek verdim. Arada bir sürü borsa var. Dolayısıyla tasarrufların bu ucuz borsaya daha fazla yönelmesiyle hem yatırımcı kazanacak hem de ekonomi kazanacak. Ama borsa bildiğin gibi teknik bir yer. Oraya herkesin tek tek hissesine de alması sağlıklı bir yatırım değil. Bireysel yatırımcının buraya fonlar vasıtasıyla gelmesi en basiretli yol olacaktır. Bugün başkana yaptığımız tavsiye de, öneri de şuydu. Bunun biraz özendirilmesi, özendirme derken bile de vergi anlamında değil, yatırım danışmanlığı. Çünkü yatırımcı hangi fonu alacağını bilmiyor ki. Ama bulunduğu kasabada, şehirde, yanı başında bir yatırım danışmanı olursa gidip oradan tavsiye alarak hangi fonu alacağına karar verir. Ve böylece tasarruflar döviz, mevduat kıskacından çıkıp
hisse senedi, yatırım fonları vasıtasıyla reel ekonomiye akmaya başlar ki ekonomi yönetiminin de tercihinin bu olduğunu biz biliyoruz. Yani şu an iletişiminde biraz zayıf kalınıyor yeni ekonomi politikasının, bunu da söylemek lazım. Burada Türkiye'nin faiz kıskacından kurtulmasının gerçek anahtarı sermaye piyasalarıdır. Bence bu şekilde ifade edilirse yatırımcı da bunu ideolojik bir sav olmaktan ziyade gerçekten ekonomik mantığı olan bir model olarak daha iyi algılayacaktır. Burada da yatırım danışmanlığının önemli bir fonksiyonu olacağını düşünüyorum. Mehmet Gerç, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için. Şimdi Türkiye'nin turizm performansı ve potansiyeli üzerine odaklanacağız. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bizlerle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Özellikle Türkiye tabii geçtiğimiz yıl çok zor bir sene geçirdi. Sadece 12 milyon civarında bir ziyaretçi ağırlayabildi. Bu senenin rakamlarına baktığımız zaman yaklaşık 10 aylık perspektifte 25 milyon civarında bir turist ağırladığını görüyoruz Türkiye'nin. Geçtiğimiz yılın kabaca 2 katına 10 ay içerisinde çıkabildik. Fakat 2019 performansının da hala oldukça altındayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından bakıldığında bir para politikası ve burada oluşmuş olan Türk lirasının değeri, iki salgının bugün itibariyle gelmiş olduğu süreç size nasıl bir 2022 yılı hayali kurduruyor? Ne kadar ziyaretçi, ne kadar gelir beklentiniz var? Şimdi 2021'i kısmetse 28 milyon ziyaretçi, 22 milyar dolarla bitirmeyi hedefliyor. Sayın Bakanımızın da açıklamaları bu yönde. Dolayısıyla biz bu rakamın yakalanacağını düşünüyoruz. Tabii ki 2019'da mukayese edildiğinde hala düşük rakamlar, ancak pandeminin yaşandığı bu dönemde rakip ülkelere bakıldığı zaman da durumumuzun rakiplere nazaran çok daha iyi olduğunu da görüyoruz. Bu bizim sektörümüzün hem kamu tarafının hem özel sektör tarafının aslında pandemiye çok çabuk, kısa bir sürede adapte olması, tedbirleri ona göre çok hızlı bir biçimde alması sebebiyle çok aslında bu yaşadığımız döneme nazaran çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2022 ile ilgili beklentilerimiz de bizim muadil birlik başkanlarıyla yaptığımız toplantılardan da gelen bilgiler ve rezervasyon akışına bakıldığında aslında şu anda bir sürü ülke kapanma yaşıyor olsa da aslında yaz aylarıyla ilgili hiç kimsenin bir tereddütü yok. Seyahat yasaklarının kalkacağı, kapanmaların biteceğiyle ilgili. Dolayısıyla rezervasyon akışları son derece yüksek geliyor. İç turizmdeki hareketlilik de çok ciddi bir biçimde aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biz 2022 yılında aslında 40 milyon civarında bir turisti hedefliyoruz diyebilirim. 40 milyon rakamını yakalayacağımıza eminim, öyle gözüküyor. Görüntü o vaziyette. Döviz girdisi olarak da 30 milyar dolar civarında kalacağız gibi gözüküyor. 2022 doğal olarak 2020 ve 21'den çok daha iyi olacak. Ancak yine 2019 yılının bir tık gerisinde olacak. İnşallah 2023 ve sonrası içinde rekorlarla dolu yepyeni bir dönem bekliyoruz. Dövizin yükselmesiyle ilgili Türkiye'nin ucuzladığı gibi bir algı var. Aslında yurt dışı satışlarımız bizim tamamıyla döviz bazında satışlar. Yani sadece turistin Türkiye'de yaptığı alışverişle ilgili, sokakta harcadığı parayla ilgili bir ucuzluk söz konusu olabilir ama tatil fiyatları zaten dolar ve euro olarak belirleniyor. Tur operatörlerin Ekim ayında, Kasım ayında verdiği fiyatlar, otellerin onlara verdiği fiyatlar, uçak fiyatları dahil her şey döviz bazında. Dolayısıyla dövizin Türkiye'de 13 lira olması, 12 lira olması, 11 lira olması turist için çok ucuz bir ülke oldu. Artık burada daha fazla turist bekliyoruz anlamına gelmiyor. Zaten turist döviz ödeyip geliyor. Ancak yurt otelinin dışında bir harcama yapacaksa, bir alışveriş yapacaksa onları etkiliyor. Bu şehir turizminde birazcık hareketlilik getirebilir. Çünkü İstanbul özellikle yabancı turistlerin alışveriş için geldiği şehirlerden bir tanesi. Oralarda bir ucuzluk söz konusu. O da dönemsel olarak olabilir. İç turizm açısından da hemen hemen bu tezi aynen uygulayabiliriz. Çünkü Ekim-Kasım ayında belirlenen fiyatlar çok büyük ihtimalle Aralık ayından sonra bir biçimde revize edilecektir. Dövize endeksli olarak fiyatlar yükselecektir. Bu sebeple biz
Geçen hafta erken rezervasyon kampanyasını başlattık. Aralığın sonuna kadar vatandaşlarımızın uygun tatil yapabilmeleri için, istedikleri yerde, istedikleri dönemde tatil yapabilmeleri için muhakkak erkenden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Yoksa bir biçimde belli bir süre içinde bu döviz artışları piyasada ki otel fiyatlarına da yansıyacaktır. Peki Firuz Bey, özellikle iç turizm kısmını biraz daha detaylı olarak sormak isterim. Çünkü hakikaten birincisi enflasyon çok ciddi anlamda yükseldiği için buralarda insanların da tatil yapabilme güçlerinde bir miktar azalma söz konusu olacak. İkincisi de elbette yurt dışı tarafta Türk lirasının ucuzlamasından mütevellit ciddi de bir yabancı girişi olma beklentisi söz konusu olabilir. Dolayısıyla buralarda doluluklar ve yerli turiste ayrılan alabileceği pay açısından bir farklılık söz konusu olur mu gelecek sene? Tabii açıldı. Ben de işte ekonominin temel kuralı. Tabii doğal olarak dövizin yükselmesiyle otellerin yabancı misafire ayırdığı kota, ayırdığı oda sayısında yükselme olabilir. Ben de bu yüzden, tam da bu yüzden erken değil tam zamanı diye rezervasyon kampanyası başlattık. Çünkü şu andaki piyasadaki fiyatlar hala gerçekten son derece ucuz. Neredeyse %40'a %50'ye varan indirimler ve çok ciddi taksit seçenekleri var vatandaşlarımız için. Ayrıca iptal şartları da pandemi dolayısıyla son derece esnek. Yani gidilmediği zaman iptal edilme şansı da son derece yüksek. Dolayısıyla iç turizmde bir sıkıntı yaşanmaması için gerçekten efor edilemeyecek düzeyde bir fiyatlarla karşılaşılmaması için erkenden rezervasyon yapılması lazım. Ama belli bir süre içinde doğaldır ki otellerin maliyet artışlarından dolayı, yani sektördeki maliyet artışları bir biçimde fiyatlara birkaç ay geriden de olsa yansıyacaktır. Dolayısıyla ben o açıdan vatandaşlarımızın gerçekten erkenden tatillerini almalarını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Yurt dışı açısından bakıldığında paket tur alanların, yani deniz, kum, güneş ve kültür turları için ülkemize gelenlerin satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacaktır. Ama şehirlere gelenler için Türkiye bir nebze en azından yine belli bir dönem ucuz olarak kalacaktır. Bunun da belli bir şehirler için akışta bir hızlanma yaşayabiliriz. Son soru Firuz Bey, omikron varyantı ne kadar etkili olabilir? Korkuyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, yani bizim ülkemiz açısından konuşmamın başında da ifade etmeye çalıştığım gibi aslında bizim ülkemiz bu değişen koşullara son derece hızlı uyum sağlayan bir sektör yapısına ve kamu yapısına sahip. Dolayısıyla ben yeni varyantın tedbirlerinin Avrupa'da alınıyor olması, kışın kapanmaların yoğun olması, yaza bu işlerin tamamen ortadan kalkacağı izlenimi veriyor. Bütün sektörde bu ay. Hani Aralık, Ocak, Şubat'ta bu kapanmalar, vakaları kontrol altına almalar Mart ayına kadar devam edebilir ama Nisan, Mayıs'tan itibaren gerçekten insanların yoğun bir şekilde seyahat edeceğini düşünüyoruz. Çok birikmiş bir tatil talebi var, çok ciddi bir tatil özlemi var. Bütün Avrupa bir biçimde tatile çıkacaktır. Geçen sene bu sene olduğu gibi yine biz bölgemizdeki en yüksek turist sayısına biz ulaşacağız. Kişi başı gelirlerimizde sınır geçişlerimizin azalmasından dolayı, yani gerçek turistlerin tatile gelip ve biraz daha uzun kalmalarından dolayı 600 küsur dolarlardan 800 küsur dolarlara çıktı kişi başı harcamalar. İnşallah önümüzdeki sene buralardan geriye gelmeden yine 800 dolarların üstünde kişi başı harcamalarla turizm sezonuna gireceğiz ve tamamlayacağız diye düşünüyorum. Çok kısa bir soru daha var, bitirmek için soruyorum. Biraz önce iç turizmden bahsettik ya, erken rezervasyonla sezon fiyatı arasında iç turist açısından ne kadar fark oluşabilir? Şöyle söyleyeyim, ben yüzde zaten şu anda normal fiyatların, yani Kasım Ekim fiyatlarının %50 %40 indirimli, yani doğal olarak da %50 civarında bir artış olabilir. Bu tür bir artışı bekliyoruz. Zaten erken rezervasyon bittiğinde, normal fiyatlara döndüğünde de bunun üstünde bir fiyatlama olacaktır. Firuz Bağlıkaya çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu değerlendirmeler ve notlar için. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay, hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle sohbetimize başlayacağız. Özellikle havayolu şirketlerindeki durum ve Antalya Havalimanı'ndaki ihale senin ana gündem maddemiz olacak ama senin de alanına girdiği için Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun şimdi aktaracağı Lufthansa hisse analizi zannediyorum omikron varyantıyla birlikte bizim açımızdan çok daha üzerine konuşmaya değer bir tema olacak. Ceren, neler söyleniyor, neler yazılıyor? Özellikle tabii Türk Hava Yolları ile işbirliği de olduğu için Lufthansa önemli hisselerden biri. Açıl baktığımız zaman aslında dünyada havayolu sektörüne dönük olarak son dönemde belirsizlik iyice arttı. Bir yanda omikron varyantı, diğer yanda giderek hızla artan vakalar sektöre ilişkin risklerin arttığı anlamına geliyor. Son gelen analizler de bu yönde. Mesela bugün Diomi bir analiz yayınladı. Genel havacılık sektörüne ilişkin olarak ve özellikle Avrupalı havayolu şirketlerinde hem son çeyrekte hem de önümüzdeki sene ilk çeyrekte iç kapasitenin baskı altında kalacağını öngörüyor. Mesela dördüncü çeyrekte iç kapasitenin üçüncü çeyreğe kıyasla %10 oranında düşmesini bekliyor kuruluş. Bununla beraber tabii biz bugün Avrupalı havayolu şirketleri arasında Almanya'nın en büyük havacılık şirketi olan, havayolu şirketi olan Lufthansa'ya baktık. Orada Türk Hava Yolları'yla da bir işbirliği var. SunExpress üzerinden bu anlamda da bir önem arz ediyor. Tabii Lufthansa aslında koronavirüs kriz döneminde yani geçtiğimiz sene en çok etkilenen şirketlerden biri olmuş. Çünkü iflasın eşiğine gelmişti. Ardından devlet tarafından kurtarma paketi gündeme geldi. Bunun ardından hisseleri diğer şirketlerden bir miktar pozitif ayrıştı. Daha sonrasında ise kurtarma paketini ödeyemeyeceğine dönük endişeler fiyatlanmaya başladı hisse cephesinde. Fakat geçen hafta şirket yaptığı açıklamayla kurtarma paketinin tamamını ödeyeceğini açıkladı. Bu da hisseler cephesinde yeniden bir pozitif fiyatlamaya neden olmuştu. Pandemi sonrası ilk kez 3. çeyrekte kâra geçtiğini açıklamıştı. Bu da pozitif okundu yatırımcılar cephesinde. Özellikle son çeyreğe ilişkin beklentileri pozitif okundu. Mesela yaz aylarına dönük yoğun talep nedeniyle rezervasyonlarda görülen artış nedeniyle şirket 3. çeyrekte kâra geçtiğini açıkladı. Çünkü 20 milyona yakın bir rezervasyon söz konusu olmuştu. Geçen sene aynı dönem 1.3 milyon euro zarar açıklamıştı. Bu sene ise FAVE'ye baktığımız zaman 17 milyon euro bir faaliyet kârı elde etti. Fakat yeniden yapılandırma maliyetlerini de eklediğimiz zaman aslında hala şirketin zararda olduğunu görmekteyiz. Çünkü 3. çeyrekte 72 milyon euroluk bir zarar söz konusu. Fakat son çeyrekte FAVE'nin pozitif olmasını beklediğini açıkladı ve pandemi öncesi seviyenin kapasitesinin %60 ile faaliyet göstermeyi beklediğini açıkladı. 3. çeyrekte ise pandemi öncesi seviyenin %47'siyle faaliyet göstermekteydi. Bilanço açıklamasının ardından birer birer kurumlardan yukarı yönlü revizyonlar gelmeye başladı. Mesela ilk olarak Deutsche Bank hali hazırda zaten al tavsiyesi veriyordu şirket için. Al tavsiyesini sürdürdüğünü duyurdu ve hedef fiyatında önemli oranda yukarı yönlü revizyona gitti. Yani hedef fiyatını %12 oranında yukarı çekerek 8.20 euroya çıkardı. Bugün baktığımız zaman hisse 5.6 euroda işlem görüyor. Fakat Avrupa'da seyahat endeksinin özellikle bugün satıcılı olduğu günde yani %3 civarında değer kaybettiği günde Lufthansa hisselerinin biraz daha sağlam durduğunu söyleyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Güntay Şimşek, özellikle havayolu şirketleri arka arkaya kısıtlamalar, Almanya diyor arkadaşlarımız son dakikada aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirecek, toplu etkinlikler sınırlanacak. Avrupa Birliği de kendi içerisinde aşı olmayanlara yönelik yeni bir düzenlemeyle aşıyı zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Dolayısıyla varyanttı, havayolu şirketlerinin durumuydu, anlattı biraz önce Ceren özellikle buralarda yaşananları. Uçuş sınırlamalarıyla birlikte iş daha kaotik bir hal alıyor gibi görünüyor. Şimdi toplamda 24-25 ülkeye yaklaştı bu omikron varyantının tespit edildiği ülke sayısı ve buna bağlı olarak da uçuş kısıtlaması getiren ülke sayısı da 50'yi aşmış durumda. Paralelinde bu 50 ülkeyle birlikte 24 ülkeyle bağlantılı uçuş yapan veyahut da oradan aktarmalı herhangi bir yolcu getirme ihtimali olan şirketlere yönelik de bir ülkelerin tedbirleri var. O da artı bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği'nde aşı zorunluluğunun tartışılıyor olması da sektörde başka bir açıdan daha yine tartışılıyor. Mesela sektörde çalışanların hem endüstri tarafından uçak, üretim, bakım, onarım, yer hizmetleri hem de uçucu personel tarafında aşı olmayanlar aşı zorunluluğuna takılırsa bunun sektöre ne gibi bir etkisi olacak tarafı ayrıca bir masaya yatırılıyor. Bir de işte bu son çeyrekte gelen karlılık rakamları, 8 Kasım'da Avrupa ile Amerika arasındaki uçuş serbestliğinin yeniden
eskiye dönme durumu ümitleri yeşertmişti. Bu omikron varyantıyla birlikte şimdi sektör yeniden kapanmayı, nasıl tedbir alacağını, işte bu birikmiş borçlarını nasıl erteleyecek, öteleyecek veyahut da yeni tedbir paketleri hükümetlerden gelecek mi? Bu tarz sıkıntıları ve tartışmaları konuşuyoruz. Peki geçelim istersen dünün önemli gündem maddesine. Biz tabii Merkez Bankası müdahalesi vesairesi derken piyasa ağırlığından buraya dönemedik. Fakat evet, son yılların en büyük ihalelerinden biri gerçekleşti. Antalya Havalimanı'nın yenilemesi ve işletme hakkının uzatılması ihalesi. Evet. TAV Fraport ortaklığı ki şu anki zaten işletmeci de orası 765 milyon euroluk yeni yatırımla toplamda da 7 milyar 250 milyon euroluk kiralama bedeli üzerinden buradaki ihaleyi kazanan şirket oldu. Neler yaşandı ihale sürecinde? Şimdi öncelikle ihaleye 3 konsorsiyumun katılacağı tahmin ediliyordu. Hatta yer görme belgesi alan, işte ihaleye başvuran, döküman alan, inceleyen şirketlere baktığımızda yaklaşık 9 civarında şirketin ilgi gösterdiğini görüyoruz ki bu iyi bir rakam bu dönemde. Bir de bu döviz tartışmaları yaşandığımız bir dönemde Türkiye'nin uzun vadeli 25 yıllık kiralama sürecinden bahsediyoruz ve bu kiralama süreci de 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yani bundan kaç yıl sonrası için bir ihaleye çıkıyoruz. Buraya ciddi ilgi vardı. İşte bir TAV Fraport konsorsiyumun birisi buydu. Diğeri Rusya Vnukovo, Moskova'nın meşhur havalimanı Vnukovo ve bizden Limak ortaklığı, TIA Intekar ortaklığı. Bir de Limak'la Vinci, Fransa'nın en büyük özel şirketi ki TAV'ın ortağı ADP kamu şirketidir, diğeri özel şirkettir. Onunla Limak gireceği söyleniyordu. Sonradan araştırdığım kadarıyla Limak, Vinci finansman tarafında yeterli bir adım atamadıkları veyahut da o finansman tarafını çözemedikleri için yetiştirememişler. Halbuki biliyorsunuz Antalya Havalimanı bir daha önce ertelenmişti. Bu ikinci ihaleye çıkılıyor. Dolayısıyla yarışa iki şirket katıldı. Birisi Fraport, diğeri de Fraport TAV, diğeri de Vnukovo Intekar. Vnukovo'nun ilgisini anlıyoruz. Çünkü en fazla turistin geldiği yer Rusya, yani en fazla da ağırlandığı yer de Antalya. Onlar o potansiyeli hem oradan görüyor hem buradan görüyor. Onların ilgisini anlıyoruz. İhalede zaten çok fazla ilgi gösterdiler. Bu başka bir açısı. Ama en önemli tarafı ise Antalya Havalimanı uzun bir süredir yoğunluk yaşıyordu. Biraz dağınık yapısı vardı. Özellikle de hava tarafında ciddi anlamda yatırım ihtiyacı vardı. Mesela hangar yatırımları, bakım onarım merkezleri, hava trafik kontrolü merkezi, yönetim binaları. Yani orada ciddi anlamda bir yatırıma ihtiyaç vardı. Bu dağınık yapısı. Bir de işletme süresi 1 Ocak 2027'de dolacak. Daha doğrusu 2026 sonu diyelim. Dolacak ve o zamana kadar buna nasıl bir çözüm bulacaksınız? Araya da pandemi girdi. 2 yılda mücbir sebeplerden dolayı uzatma oldu ve iş biraz daha sıkıntılı hale dönüştü. Bir önceki ihalede yapılmış olsaydı bu pandemi sürecinde turiste yokken yani bu avantaja dönüştürülerek havalimanının altyapısı tamamlanabilirdi. Ama geç oldu, şimdi güzel oldu diyelim. Bu rakam beklenmiyordu. Açıkçası ben bu işten anlayan, daha önce bu işleri yapmış, onlarla çalıştığımda 6-6,5 milyar euro civarında tavan olarak bir şey bekliyorduk. Ki ben cesaret edip onu da yazamadım. 2007'deki 2.4 milyar euroluk rakamın 2 katına çıkacağını, onun da bir önceki 15 yılda, bu 25 yıl, bir önceki turist kapasitesi, havalimanı kapasitesi şimdi arttığı için rakamın da 2'ye katlanınca biraz üzerine çıkacağını dedik ve daha üstünde bir rakam 7 milyar 250 milyon. Bir de bunun artı %18 kadevesi var. Bir de az önce sen söyledin 765 milyon dolar yaklaşık onun bir iki tane daha rakam var. İçinde onları da eklediğimizde mesela 25 milyon dolarlık da ilave bir dehameyi istediği bir yere yatırım istiyor. O da onun içine koyar. Toplamda 800 milyon dolarlık da bir yatırım söz konusu. Bunun 600 milyon doları ilk dönemde olacak. Yani işletmeyi devir almadan önce hemen imzalamaz ilk 36 ayda yapacaklar. Bir ayrıntı da daha vereyim. Şu an orada yolcu taksi ücreti dış hatlardan yolculardan alınan ücret 15 euroydu. 1 Ocak 2027'den itibaren 17 euro olacak. İç hat ve dış hat transferi olursa onlar da 3 euro. Orada bir değişiklik yok. Bu havalimanının gelir kalemi olarak hesaplanması açısından söylüyorum. Eğer ileride kamu bunları artırırsa onun
artan rakamı yani 17 euroyu 19 yaparsa o 2 euro havalimanına değil kamuya gidecek. O detayın da altını çizeyim. Dolayısıyla burada baktığınızda yolcu kapasitesi bu durum mevcut. Bir projeksiyon yaptığınızda Türkiye için çok önemli ama Antalya ve bölgesi için çok çok daha önemli. Çünkü uzun vadede buranın bir sahibi, yatırım yapacak şirketi, işletmecisi ki ikisi de çok önemli şirketler. Fraport'ta, TAV'da. Orada bir ümit aşıladı diye altını çizebiliriz. Peki burada yatırımın geri dönüş süresi nasıl olabilir diye de sormak lazım. Çünkü dediğin gibi beklentilerin bir miktar daha üzerine çıkmış bir fiyat var. Arada kamunun koyduğu marjlar var. Dolayısıyla trafiğin çok artması beklentisiyle ancak böyle bir seviyeye gelebilir. Bunun için bir hesap var mı kafada? Şimdi şu anki haliyle havalimanının yıllık kira bedeli yaklaşık 100 milyon euro civarındaydı. Bu rakamlarda 300 milyon euro gibi bir rakam. Çok artmış oluyor çünkü. Evet, ciddi artıyor. Ona göre de ciddi bir artış bekleniyor. Yani daha doğrusu bu artış Türkiye'nin hem ekonomik anlamda diyebiliriz ki geleceğini ama daha önemlisi turizmdeki geleceğine güven olarak isimlendirirsek, öyle bir ad koyarsak daha önemli bence. Sadece ve sadece bunun için yatırıldı. Bir önemli detay daha söyleyelim. Burada şey yok, hazine garantisi yok. Devletin verdiği herhangi hazine borç üstlenim anlaşması gibi bir detay da yok. Yolcu garantisi de yok. Yani tamamen risk şirketin üzerinde. Şirketin üzerine zaten 3335 sayılı o kiralama yasası çerçevesinde yapılmış. Yap işlet devlet değil yani kirala işlet modeli ve birazcık da genişleme kapasitesi söz konusu. Bu ciddi anlamda o bölgeyi bir ufuk kazandıracaktır. Hem turizm sektörüne hem havacılık sektörüne bir de ben öyle ümit ediyorum ki oranın sezonunun da önümüzdeki yıllar uzayacağını anlamına geliyor. Yani şu an 6 bilemediğin 7 aysa bunu 12 aya çıkarması yönünde ciddi çalışmalar yapılacaktır. Bir de Türkiye'nin şu an nereden? İstanbul'da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den daha çok böyle transit, bağlantılı uçuşlar. İleride orası da Türkiye'nin önemli bir üçüncü transfer merkezi olabilir, bağlantı merkezi olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek. Değerli bilgiler paylaştığın bizimle ve böylelikle biz de Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir ara, sonrasında kapanışa doğru da Gözde Kuyumcu sizlerle olacak. Hoşçakalın.